Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Evet, son dönemlerde peş peşe kadın cinayetleri ve şiddet haberlerini duyuyorsunuz. Peki hiç dikkatinizi çekti mi? Bu haberlerin bir kısmında hep saldırganın veya katilin şu sözü söylediğini okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Barışmaya gitmiştim, yine tartışma çıkınca öldürdüm veya saldırdım. Bunları diyenlerin çoğu yarattığı vahşete kılıf aramaya çalışsa da şurada bir gerçek: kavga etmek kolayken barışmak da bir o kadar zor. İyi yürütülemeyen bir barışma süreci bazen çok daha büyük sorunları ve kavgaları tetikleyebiliyor. Bunu sadece kadın erkek ilişkileri içinde ele almamak lazım. Ne derler? Barışmasını bilmeyen kavga etmesin. Peki oldu ki eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla, ailenizle veya herhangi bir kişiyle kavgalısınız ve barışmak istiyorsunuz. Ne yapmalısınız? Barışmanın yolları neler? Kavga eden çiftleri konuşup anlaşsınlar diye baş başa bırakmak bazen işleri daha da çığırından çıkarabilir mi acaba? Bunun yanı sıra kadın katillerinin psikolojisi nasıl? Kadına şiddet eğilimli erkekler hangi davranışlardan anlayabilirsiniz? Başta bunlar ve daha pek çok önemli detayı yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Psikiyatrist Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek'le konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Evren. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum, sizinle beraber olmaktan. Sizi burada ağırlamaktan biz de çok mutluyuz. Konu tatlı bir konu değil ama burada olmak her zaman benim için keyif. Teşekkürler, ama bu da hayatın bir gerçeği. Evet. Maalesef her gün bunlarla yüz yüze değil mi? Yaşıyoruz. Hocam, barışmayla bir girelim mi? Ben de öyle tabii, bir giriş yaptım. Tabii gayet güzel. Ne dersiniz, biz barışmayı biliyor muyuz, bilmeyen bir toplum muyuz? Ya da barışma teklifi reddedilen erkekler hani gerçekten daha fazla saldırganlaşıyor mu? Yoksa zaten saldırgan olmaya niyeti var da buna bir kılıf mı uyduruluyor? Saldırgan olmaya niyeti var bir kere. Yani içinde eğer o saldırganlaşmaya bir eğilim veya niyet yoksa şartlar ne olursa olsun insan saldırgan olmaz. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Genellikle barışmaya gittiği zaman kadın öldürülüyor gibi. Erkekler sonuçta hep kadın cinayetinden bahsettiğimiz için erkekler diyorum. İşte artık barışalım. Aslında orada niyetinde barış yoktur. Veyahut da kafasında onu öldürmek veya bir şiddet uygulamak vardır. Bir tuzaktır bu o barış isteği. Kadın kendisine şiddet uygulanacağını bile bile veyahut da öldürüleceğini bile bile oraya gider mi? Tabii. Gitmez tabii. Bunun üzerine işte görüşmeye gidiyor, barışılacakmış gibi zannediyor ve öldürülüyor. Yani birçoğu, yani %90'ı bu şekilde oluyor. Hiçbir kadın bunu bilerek gitmez. Bunun altında yatan bir dolu dinamikler var tabii. Yani herkes cinayet işlemez, yani cinayet işlemek bir insanın hayatını bitirmek ciddi bir ruhsal durumdur bu. Bunun altında ne yatıyor ve bu tip ruhsal durumu olan insanlar nelerden daha çok kabarıyorlar, neler bunları tetikliyor? Program içinde bunlara zaman zaman da detaylı değiniriz. Ama böyle hemen öyle psikiyatrist olarak buna girmek istemiyorum. Ama bu ülkenin ciddi bir sorunu. Sadece bizim tabii sorunumuz olduğu için eğiliyorum bunu, ama sadece şimdi burada konuşacağım zaman, bir şeyler söylediğim zaman işte ülkesindeki şartlarda var, sanki burada da yokmuş, burada da yok. Tabii var. Fransa'da da bu sene 100 kadın öldürülmüş. Evet. Yani belki biliyorsunuz bunu. Almanya'da yine kadınlar. Onu da işledik. İşlediniz mi? Almanya'da ciddi bir şekilde kadın cinayetleri. İsviçre'de var kadın cinayetleri. Dolayısıyla kadın cinayetleri salt bizim ülkemize özel bir durum değil. Ama biz kendi ülkemizden sorumluyuz. Bunların altında yatan dinamikler inceleyeceğiz. Oradakiler farklı bir altyapıda oluyor. Bizdekiler farklı bir altyapıda oluyor. Ne bileyim, burada tutup ailesine veyahut da memleketine küfretmek çok büyük bir sorun. Yani sen işte ne bileyim Adanalısın, Adanalılara bilmem ne abim dedim. Bu pekala bir şiddet için bir neden olabilirken bir Parisli'ye Parisli misin sen de? Parisliysen Parisli'yim der. Onun için her toplumun kendine ait farklı dinamikleri var. Biz kendi toplumumuza ait dinamikleri işleyeceğiz burada. Şimdi benim özellikle vurgulamak istediğim bir şey var burada. Yani lütfen, bu çok önemli bir şey, ama çok önemli. Bizim toplumumuz, genelimiz, hepimiz, siz, ben dahi, bizi yönetenlerden etkileniyoruz. Bugün bir ekonomik sorun yaşıyorsak, işte bir bakan çıkıp, ekonomi bakanı, merak etmeyin ya, işte ben şöyle bir anlaşma yapıldı, şöyle bir sıcak para girecek de sıkılmaz, inanıyoruz hemen. Yani
toplumun %90'ı o anda inanıyor buna. Böyle bir toplumuz biz. Hem terkine müsaitiz hem de bizi yönetenlere inanıyoruz. Bu şey düşünün işte 1000 yıllık bir imparatorluk geleneğinden deyin, ne deyin, deyin. Bizim genetik altyapımızda bir yönetene mutlak inanç var. İşte hiçbir şey, bir partiye bağlı oluyor, bir partiye oy veriyor. Ondan bir türlü ne olursa olsun şartta ondan vazgeçmiyor mesela. Kolay geçiliyor tabii ama yani çok kolay vazgeçilmiyor. Dolayısıyla buradan vurgulamak istediğim bir şey ama bu çok önemli. Hı hı. Siyasetçiler, burada partiyi kastetmiyorum. Özellikle kadın cinsiyeti açısından, toplumsal cinsiyet açısından mesaj vermesinler. Mesaj vermesinler ya, istemiyorum. İyi mesaj da, vermesinler. İyi mesaj vermiyorlar çünkü. Hı hı. Kadın diyor ya, kadın mı erkek mi belli değil diyor. Kadın diyor, kadın kahkaha atamaz diyor. Kadın niye böyle giyindi diyor. Böyle giyinince kadın olur. Siyasetçiler. Hocam sadece siyasetçiler değil galiba. Ha, şimdi, hani medyaya mal olmuş, ha, şimdi, herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Siyasetçilerden geçiyorum, geliyorum ki. Siyasetçi isterse medyaya o izni vermez. Hı hı. Siyasetçi bunu demese medyaya yansımaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ya kahkaha atın kadın bilmem nedir denedi ya. Hamile kadın sokağa ben çıkmadı. Ben diğer medya karakterlerinden bahsediyorum. Hani özellikle gençliğinde hani gerçekten ağzını açıp izlediği bir sürü karakter var. Tabii. Ya onlar da çok önemli. Dolayısıyla çok güzel söylediniz onu da. Ya bunlar hepsi birbirini tamamlıyor. İkinci de yani inanç sisteminden kadına gidilmesin. Yani İslamiyet çok kutsal bir dinimiz, kutsal hakikaten. İslamiyet çok yüce bir din. Ama bırakın da kadın üzerinden İslamiyet konuşulmasın ya. Her ne kadar işte Nisa suresi olsa da, Kur'an'da vesaire ama din adamlarına da burada görev düşüyor. Diyanet İşleri Başkanı'na da görev düşüyor. Bunları yapmaz, bunlar etkiliyor toplumu. Ne yap? İşte bir Mısır'da bir Diyanet İşleri Başkanı galiba, kadın öldükten sonra 7 gün daha onunla cinsel ilişkiye girilebilir diye fetva verdi ya. Evet. Yani ha şimdi bu tip bir fetva verilmiyor ama buna benzer fetvalar veren din adamları televizyona çıkartılıyor ya. Adını söyleyeyim, Cübbeli Ahmet'in ne işi var televizyonlarda? Kadın cinsiyeti üzerinden nasıl konuşur ya? Hakkı yok böyle bir şey yapmaya. Bırak herkesin inancı kendine. Evet, ama, istihdamın ama, da zaten bizim yüzümüzden bu hale geldiğini de söyledi geçenlerde. Ya çok güzel söylemişsiniz. Ya bunlar şimdi konuşacağız cinayetlere gelene kadar. Şimdi bunları söylüyorum. Ya bu böyle ilgilen. Ben güler geçerim yani. Hatta dinlerim de Cübbeli Ahmet beni nasıl güldürecek diye. Ama millet öyle dinlemiyor. Ya Sırat Köprüsü'nden geçerken bilmem hangi aşirete ait olduğunu söyle, hiç hemen cennete alınacaksın diyebildi bu adam ya. Ya ve bu şeylerde var, YouTube'larda falan var, dinlerseniz ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet. Yok işte benim sattığım ayakkabıyı giyerseniz yanmazsınız falan gibi. Yanmayan kefen vesaire sadı. Ve bu ya bu kadar açık şarlatanlıkken ve bu medyada yer alabiliyor bu insanlar. Ve bu insanları takip edenler var. Ben bunu takip edip bundan etkilenen insanları yargılamıyorum, suçlamıyorum. O andaki eğitimsizliğiyle falan inanabiliyor. Ama bu adamı konuşturmayacaksınız ya ve yer vermeyeceksiniz. Yani bu kadar basit ama öncelikle bizi yönetenlere, benim oylarımı seçtiğim insanlara söylüyorum. Ondan sonra da timsah gözyaşları oluyor kadın cinayetleri diye. Maçlarda işte o gün bir dakika durdu Emine Bulut için biliyorsunuz. Evet. Tamam çocuklar. Sonra maç başladı. Kadın cinsiyeti üzerinden küfürler. Ne kadar bir çelişki değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani statlarda da bunlara dikkat edilmesi lazım. Kadın cinsiyeti üzerinden konuşulmasın. Namus kadın üzerinden konuşulmasın. Kadın üzerinden namusu konuşan erkek namussuzdur. Bu kadar açık söylüyorum ya. Eğer bir erkek, bir kişi kadın üzerinden namus yürütüyorsa hakikaten namusu yok demektir. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ama işte bu yıllar içinde ta çocukluğu hatta aile içinde aldığımız eğitimler vesaire böyle şekillenmişiz. Ondan sonra da işte o cinayetler durdurulamıyor. Peki hocam bu dinamikleri nasıl değiştireceğiz? Şimdi o kadar çok şey söylediniz çok, ki ya, hani onların güzel, hepsini birden evirebilmek çok zor gibi geliyor bana. Değişir değişmez diye bir şey yok. Bir kere eğitim çok önemli. Yani eğitim diyoruz hep yani bir şeyi öğrenmek önlemektir derim ben. Hı hı. Bir şeyi öğrendiğimiz zaman eğer bir yanlış bir şey varsa diye mesela uyuşturucudan konuşuyorum.
uyuşturucunun nasıl etkili olduğunu, neler yaptığını, zararlarını falan öğrenirse aile veyahut da bunu gençler bu konuda eğitimlerinizi alırsa, ha ben bunu niye alayım ki der. Önlemeye %90'ı, 80'i önler artık, almaz bunu. Yani zararını anlatırsak, bu eğitimi verirsek, yıllardır da söylüyorum okullara bu konsun ders diye, özendirelim mi çocuklar? Ya bir şeyi bilmekten özeniyorsa özensin ama bilsin. Bilmenin bir zararı yok, öğrenmenin bir zararı yok, okumanın bir zararı yok. Ama bilsin ya. Bilse caydırıcı olmaz mı özenmek yerine? Ama diyor ki, yani şimdi hep öyle deniyor ya, ama bunu söylemeyelim yoksa özenir. Söylemeyelim ya. Şimdi diyelim ki ben işte bir okula gideceğim, bir konferans vermeye. Bazı şeyler diyor ki eğitimciler, şimdi gelip bunu hoca konuşacak. Ondan sonra çocuklar bu konuyu da öğrenecekler. Acaba eğilimleri olur mu? Ama çocuklar onu zaten her şekilde öğreniyorlar, işte, teknoloji işte çağındayız. Düşünün, işte bu cehalet içindeyiz bir de yani. Dolayısıyla bilmekten bir zarar gelmez. Öğrenmekten bir zarar gelmez. Eğitimden bir zarar gelmez. Ama bilsin, aileler eğitilsin. Anne babalar özellikle. Şimdi bir araba kullanacağız değil mi? Araba alt üstü. Gidiyoruz işte ehliyet almak için aylarca işte direksiyon kursuna, sınavlara vesaire gidiyoruz. Bir çocuk doğuruyoruz. Arabadan çok daha kıymetli herhalde değil mi evlat? Tabii ki. Ama onu nasıl büyüteceğiz? Hangi yaşta ona ne diyeceğiz? Nasıl konuşacağız? Ne yapacağız? Bununla ilgili hangi eğitimi alıyoruz? Evet. Sıfır. Hiç. Hepimiz için geç söylüyorum bunu. Eğitilmek zorundayız. Öğrenmek zorundayız. Öğrenmenin bir zararı yok. Dün kendisine söylemediğim için televizyona çıkacağım yarın dedim. Bir üniversite mezunu bir iş adamıyla konuşuyorum. Cinsellikle ilgili bir şey söyledim. Kadın erkek cinselliğiyle ilgili. Hocam ilk defa duyuyorum bunu, biliyor musunuz? 40 yaşındaki bir insandan bahsediyorum. İlk defa duyuyorum. Evli barklı iki çocuklu bir adam. İlk defa duyuyorum diyor. Çok, hem de inanın çok basit bir şey. Yani erkeğin orgazmı nasıl, kadın orgazmı nasıl olur diye. Yani çok basit bir şey. Orgazm hep yani evliyse, çiftse orgazm olduklarını düşünürler yani özellikle. İlk defa duydum hocam dedi. Düşünün, karşımızdaki cinsi tanımıyoruz ya. Onun bedenini tanımıyoruz. Hatta kendi bedenimizi tanımıyoruz. Evet. Ondan sonra diyoruz ki niye böyle davrandı? Niye öyle davrandı? Bilirsen niye davrandı? Nasıl, neden öyle davrandığını, o zaman ona göre şey yaparsın. Yargılamazsın gibi. Doğru. Yani demek ki eğitim şart, hem de ta ana rahmine düştüğümüz andan itibaren olmalı bu eğitim. Bir anne hamileyken etraftan etkileniyor. O sesten etkileniyor, gürültüde etkileniyor. Yediklerinden o bebek etkileniyor. İçtiklerinden etkileniyor. Eğer uyuşturucu kullanırsa etkileniyor. Dolayısıyla demek ana rahminde bile eğitimli olmamız şart o çocuğa eğitmemiz için. Hep evet. Bana derler ki çocuğuma ne zaman şey yapacağım? Hemen daha hamile kaldığını öğrendiğiniz andan itibaren başlayacaksınız derim. Ve bu böyle olursa ancak bazı şeyler düzelir. Düşünün ki şimdi şiddetin şeylerine geldik. Doğdu çocuk. Erkek çocuğu. İsterseniz Anadolu'yu dolaşalım sizinle. Köy köy dolaşalım. Kasaba kasaba. Evlere girersek bir şey görürsünüz ki erkek çocukların hep doğduğu zamanki böyle pipisi ortada resimleri vardır. Evet. Sanki bir şeymiş gibi. Bir penise sen böyle bir değer biçersen daha doğduğu andan itibaren, hadi oğlum göster pipini amcaya diye eğitirse, bakın daha bebeklikten başlıyoruz. Şimdi çocuk gelişiyor, kendine güven duygusu ilk yılda gelişir. İlk birkaç yılda çok önemli. Sen onun kendine güvenini cinselliği üzerinden verirsen, o da bütün kendi gücünü oraya odaklıyor. Fecaate bakar mısınız? Ben kendi toplumum için konuşuyorum. Evet. Bir o kadar da kız çocukları da bastırılıyor tabii. Bir o kadar da tam tersi de kız çocukları bastırılıyor. Ama sus, konuşma, çıkma, ört vesaireyle. Şimdi böyle yetişen işte ergenliğe geldiği zaman bu çocuk başlıyor arkadaşlarıyla pipi şeyli muhabbeti. Seninki kaç santim, benim oradan ya sanki güç oymuş gibi. Veya bir şiddet gösterdiği zaman veya da şiddete maruz kaldığı zaman çocuk okulda bunu eve geldiğinde babası, annesi gördüğünde ne diyorlar? Oğlum sen de onu dövseydin ya diyorlar. Hani dediniz ya barışmayı bilmiyoruz. Çok güzel evet. Bir girişti. Barışmayı öğretmiyoruz ki.
nasıl daha yumuşak olunacağını. Aa, niye acaba böyle bir şeye tutuştu? Arkadaşının bir sorunu mu var? İstersen yarın gidelim hep beraber. Ailesi nasıl olacağın? Yani diyeceğimize bir de sen vursaydın oğlum. Bir de sen onu şey yapsaydın da. Evet, kavga etmeyi biliyoruz ama barışmayı bilmiyoruz. Acaba onu da biliyor muyuz acaba? O da tartışılır ya. Kavganın onu da bilmiyoruz hocam. Onu da bilmiyoruz. Vallahi bana kalırsa onu da bilmiyoruz. Ama yani... Tabii tartışmakla kavga etmek ikisi birbirinden farklı şeyler. Tabii. Ondan sonra ne oluyor? İşte ergenliği işte böyle atlatan çocuk, işte bir kompleksler içinde atlatan çocuk, ilerideki hayatında bütün şeyini, seksini, ki seks, cinsellik, bizim biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçlar yer şeyi vardır, piramidi vardır. En altta işte beslenme, barınma, yeme içme ve cinsellik yatar yani. Sonuçta üremeye yönelik şeyler bu. En yani primer şeylerimiz daha. Ve biz oraları halletmeden ondan sonra kendimize güven, tabii ona piramit yükseldikçe kendine güven, kendini gerçekleştirme vesaire geliyor. Peki hocam, tekrar kadının şiddetine dönecek olursak şöyle bir sonuç da çıkabilir mi sizin anlattıklarınızdan tabii. sonra? Hani bu daha bir yaşındaki erkek çocuklarından tabii. evrildikleri ve büyüdüklerini düşünürsek. Cinsel eksikliği olanlar da şiddete daha yatkın denilebilir mi? %100. Cinsel eğitimi eksik olan, cinsel kendinde cinsel bir sorun olduğunu düşünenlerde şiddete yatkınlık daha fazla oluyor. Hmm. Yani altta yatan en önemli dinamiklerden biri bu. Yani bu Freud toprağı bol olsun diyeceğim. Bunu 150 yıl önce söylemiş zaten. Dolayısıyla hep mesela söylüyoruz bunları ama biz söylüyoruz. Burada programlarda biz duyuyoruz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Cinsel eğitim verilmeli. Okullarda cinsel eğitim dersleri konulmalı. Ya hiçbir beni yöneten insanlar böyle bir eğitim almadan gelmiş beni yönetmeye kalkıyor. Benim hep söylediğim bir şey var. Bir kadınla karşı cinsiyle veyahut da bir hoşlandığı biriyle pastanede bir pasta yememiş kişi milletvekili olmasın derim. Ya bir şeyimdir bu. Cinsel eğitim çok önemli. Bakın çocuk geliyor 4-5 yaşına. Diyor ki ben nereden geldim, nasıl oldum diyor. Bu bir bizde yaşanan şey. Ben nasıl oldum? Çocuğa ilk reaksiyonlar ne oluyor? Ya da leylekler getirdi. Veya leylekler getirdi veya sus bir şey yaptı. Tamam. Benim çocuklarım da sordu bana bunu. Bir 40 küsur yaşında kızım, 40 yaşında oğlum, 11 yaşında da pırıl pırıl ikizlerim var. Şimdi ikizler, onlar çok büyük oldukları için onlara nasıl anlattığımı hatırlamıyorum ama küçükler daha yeni yani bundan 4-5 yıl. Sordular, baba biz nasıl olduk? Benim cinsel organımdan bir sıvı annenin cinsel organına geçti. Annenin karnında bir yumurtayla birleşti. Annenin karnında büyüdünüz ve siz oldunuz. Bu söylediğimi de işte televizyondan söyledim. Ne var bunda? Şimdi kapanacak mı televizyon? Bunu söyledim diye. Nüktün. Yani mesela ya anlatabiliyor muyum? Ya şimdi bu kaç cümle tuttu? 3 cümle mi? 4 cümle. Bunu söyle ya, bunu öğrenmek çok zor değil. Söylemek de ve çocukların kafasında yanlış bir şey değil ki. Doğru bir şey söyledim. Karmaşık da değil. Net bir şey söyledim. Ayıp da bir şey yok içinde. Çünkü niye bunu, sus pus diyor. Bunu çocuk sorduğu zaman büyükler kendi cinselliklerini düşünüp onu mu sordu acaba? Ya çocuk kafasında bunlar yok. Evet, peki hocam, kısacık bir araya gideceğiz. Tabii. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.